Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Vampire Survivors bölümüyle karşınızdayım ben Ata. Bu Vampire Survivors bölümünde sizlerle beraber ana seriye devam edecek ve bu sefer Capella Magda'da bir kez daha hayatta kalmaya çalışıp oradaki özel boss'u sizlerle beraber kesmeye çalışıyor olacağız. Daha fazla Vampire Survivors videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek istiyorsanız, Videoyu kapatmayınca benim rap ve kımzara aboneysanız ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Geçen sefer Kapela Magda'da hayatta kaldığımız Dexter'da pek bir şey olmamıştı. Ve ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Çünkü ilk denememde maalesef 23. dakikada ölmüştüm. Evet 23. dakikada bayağı uğraşmıştım. Ve ee, baktım ki böyle olmayacak. Altın Yumurta kasmak isterim koca pantolonu daha fazla. Şöyle statları sizlere göstereyim. Bakın yukarıdan görebilirsiniz zaten. Özellikle mıknatıs olsun, iyileşme olsun, bekleme süresi canlanma miktarın ve büyümenin ne kadar fazla yerinden oynadığını görüyorsunuz. Bu 6 yumurtalar sayesinde canlanmayla miktar sayısını arttırdım yani. Çok kritik iki etken. Kuvveti bile 35'te 51'e çıkardım. Hani siz düşünün. Evet e, kolay olmayacak. Ve bunu başarmamızla beraber özel bir arkana da açılacak. Kapele Magda'da son düşmanı öldür diye bir başarı gelecek. Ondan sonra yeni başarılara doğru yelken açacağız. Oyunda zaten geriye 14 başarı kaldı şu anlık sadece. Devamı gelecek tabii ki. Hemen koca pantolonu alıyor ve başlıyoruz. Buradan ee, mananın şarkısı alıyorum. Çünkü Skullamaniac'ı da kullanacağız ve ardından hapis sezonunu seçeceğim. Çünkü iki seviyede bir e, bunların hepsi bizde güçlenecek ve aynı zamanda bu etkiler her geldiğinde iki kat daha fazla etkili oluyor o yüzden. Evet hadi bakalım bismillah diyerekten başlıyoruz. Armadio'dan direkt skulla main'e kalıyorum. Bu arada taç almayacağız. Taç niye almayacağız? Çünkü yukarıda zaten var. Çoğaltıcıyı aldıktan sonra e, değerlendireceğiz zaten onları. Yani önce aşağıya gireceğiz ondan sonra yukarı çıkacağız. Öyle söyleyeyim size. Ee, buradan boş büyük kitabı almak da çok mantıklı. Öyle yapacağım o yüzden. Yani şu an biraz güçsüz başlayacağız. Yani biraz acı çekeceğiz ama... Yani önceki deneme ve önceki video kaydıma kıyasla daha iyi durumdayız tabii ki. Çünkü genel olarak karakterimizi güçlendirdik. Bir de arka da güzel bir şekilde kullanabildiğimizde e, çok güzel şeyler yapacağız. Bu arada bizi bu e, sürekli kovalayıp duran <laughs> bu daire altın şey e, sarı ölüm arkadaşlar yellow death. Bunları da öldürmek gerçekten çok zor. Öldürdüğümüzde de düşmanlar değişiyor. Evet düşmanlar bildiğiniz değişiyor arkadaşlar. O yüzden yapmamız gereken şey burada dostlar e, haç bulmamız gerekiyor. Haç bulursak ki haritada zaten haçlar var şöyle göstereyim sizlere bakın totalde 3 tane haç var bunları bulup kullandığımızda direkt olarak e, detlerin icabına bakabiliyoruz ama nerede olduklarını kestirmekte zorlanıyorum yani çünkü gördüğünüz gibi meşaleleri falan açıyorum ama içinden çıkmamakta inat ediyor. Evet çıkmadı abi. Neyse sonra buluruz. O çok da dert değil. Ee, Toran'ın kutusu alacağım. Çünkü bütün statlarımızda yüzdelik olarak arttırdığı için çok değerli. Bu arada sandık düştü. Taç almayacağız demiştik. Yani taç almayacak olmak ciddi bir problem. Evet. Ama zaten e, Arkana sayesinde 2 kat XP geldiğinde oradan fazlasıyla güçleneceğimiz için, hızlı seviye atlayacağımız için bir yerden sonra ciddi bir mesele değil. Bizi şu e, <laughs> sarı ölüm yellow dead sürekli kovalamazsa aslında güzel şeyler olacak. Hani ondan korkuyorum aslında çünkü çok fazla vuruyor. Yani bir deneyelim mi falan yapasım var ama yok abi. Hani zırhımızı falan da arttırdık aslında altı yumurta sayesinde de yeterli değil. Aha da kalabalıklaştı bu arada şu düşman grubu. Ee, kral incinini direkt alacağım. Çünkü sarımsak işlevi görüyor. Ama sarımsağa kıyasla damage'ı daha fazla. Hasar daha yüksek yani. Hasar atan bir yetenek. O yüzden yani yetenek demeyeyim silah diyelim. Hasar atan bir silah olduğu için kritik. Skullomania da geliştirmeye devam. Çünkü bunun sayesinde daha fazla düşman gelecek. Evet canları artacak, sıklıkları artacak vesaire. Ama karşında da risk ödül faktörü malum. Daha da fazla ödüllendireceğiz. Ama bu çok iyi oldu. Şimdi zaten Skull gelecek. Şöyle yapalım. Hatta biraz XP'leri de toplayalım. XP'leri de... To Oha! Gördünüz mü ne kadar fazla vurduğunu? Yellow Death'in. Sarı ölümün. İşte bu yüzden kaçıyoruz. Kral İncil 6. seviye. Mananın şarkısı 5. seviye. Bunlar önemli. Yaklaşamayacak düşmanlar bize bir süre. E, ee, tabii bu sarı ölüm için geçerli değil. Oo, <laughs> o istisnasi, o istisnası, o istisnası. Aha kestik bu arada. Evet gördüğünüz gibi sarı ölümü öldürmemizle beraber düşmanlar değişti. Bu sefer de bizi bir göz kovalıyor. Ölümlerden biri mi? Muhtemelen. Yeşil ölüm falan olabilir ama o kadar vurmuyor bu. Ama e, daha az hareket ediyor. Kral İncil'in 7. seviye yapalım. Hani zaten miktarı falan da ya. Miktarın da artmasıyla beraber mini bossmuş bu arada. Böyle farklı farklı şeyler bizi kovalıyor işte. Kısacası. Neyse miktarı arttırdığımız için büyü bağlayanı alacağım buradan. Çünkü ee, şeye kral incilini ev ollayabilmek için lazım. Tregüsü yukarıda var almayacağım. Tregüsü almıyoruz. Mananın şarkısını fulledik. Aslında e, çok da iyi bir durumda değiliz. Belli başlı sebeplerden ötürü bu arada haç geldi. Haçı zamanı geldiğinde kullanacağız. Pierre'ler Trumpello'yu da geliştirelim. Tabancalarımız burada çok önemli. Çünkü ev ışın saçıyorlar. Ekstra tesis süresiyle beraber bir de içi boş bir kitabı ile beraber e, acayip güçlü oluyor. O yüzden onu kullanıyoruz. Yani ikili Evo olan silahları kullanmak bu aldığımız habis sezon arkanasıyla çok daha güçlü oluyor. Oha bu arada altın yumurta mı? Yok alamıyormuş onlar. <laughs> ya dolandırıldık ya. Dolandırıldık abi. Bir dakika oyun bizden onları çalmadı değil mi? Öyle bir çılgınlık yapmadı. Neden hareket hızım yavaşlamış böyle şey olmuş gibi geliyor bana. Statlarımı çalmış gibi geliyor bana oyun. Yoksa altın yumurtalar niye aniden spawn oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum ama Mana'nın şarkısını ev oladık. 8 serçeleri de karşında iki seviye arttırdık. Bu arada galiba gerçekten yumurtalarımı çaldı oyun. Oğlum. <laughs> ne olur doğru olmasın ya. Yavaşladım vallahi. Bu arada çaldı gerçekten oyun. Ayvayı yedik. Harbiden ayvayı yedik abi. Anlaşılın nasıl hayatta kalamadığımız. Tamam abi. Biz arkanamızın gücüne güvenerek hayatta kalalım. Ee, i̇çi boş kalp almam gerekiyor. Çünkü kamçıyla Ventodel Sakro'yu alacağız. Tamam Trumpello'yu al. Trumpello'yu tekrardan al. 7. seviyeye çıkardık. Tamam böyle böyle hayatta kalmaya devam. Taç sürekli geliyor. Gözüme girmeye çalışıyorum ama almayacağız almayacağız. Taç almayacağız abi. Hatta önce yukarı çıkabiliriz derken bu arada mavi ölüm geldi. Dur önce bir lanet gelsin. Skulomenek gelsin aşağıdan. Geldi. Biraz kalabalık düşman grubu. Tamam mavi ölüm de öldü. Arada böyle gelmeye devam edecek daha bu arada. Şu an biz sadece geçici olarak dalgayı püskürtüyoruz. Yani daha çok zorlaşacak oyun. Baya baya zorlaşacak. Abi altın yumurtalarımı çaldı oyun ya. Baktı böyle olmayacak. Şerefsiz ya. Bir tane daha açık geldi bu arada. Acı durumda alırız. Ee, bu arada direkt e, ee, yaptık. Hani Mana'nın şarkısını direkt Evolve'ladık ya. Acaba diğerlerin Evobu da gelir mi? Geldi lan. Harbiden geliyor bu arada. Evol'ları bitirdiğimizde direkt da çıkabiliriz. XP alırız. Level atlamamız lazım çünkü. Aç gözlüğümüz artıyor ya. En azından altın kazanırız. Daha fazla altın kazanırız. Onu değerlendirmek lazım aslında. Oha çok vurdular. Çok fazla vuruyorlar. Dur abicim sakin. Sakin abi. Evet bu arada gerçekten de ee, dediğim gibi. 6 yumurtalarım çalındı Harbiden çalındı yani Şimdi bir daha sandık açalım da Bir güç patlaması yaşayalım da Görsünler günlerini Evet güç patlamasına bak Ama doğru Tiregüsü yok Ventadal sakro falan yok Normal yani Bunu mecbur aldım Level atlamam lazım hem Vento'da sakroyu da almam lazım Hem de e, Hayatta kalabilmem için Bunu değerlendirmem gerekiyordu Boş büyük kitap alalım bari bekleme süresini azaltalım silahlarımızın. Hani oradan biraz hayatta kalma çabası. Çaresizlik birazcık tabi. Çaresizlik de var. Aha şunu almam iyi olur. Tamam güzel. Yani biraz altın kasarız. Ee, onları da altın yumurta almak için kullanırız işte. Melchizedek Sakro da geldi çok güzel. Ama şu an çok bir altın kasamayacağız gibi duruyor. Olsun almış olalım maksat. İkinci arkana ile altın topladığımızda zaten hani gideceğiz dostlar. Ekstra altın kasarak hayatta kalacağız. 1400 1500 olsun hiç çok da iyidir. Şöyle bir kalalım da şimdilik. Birazcık şurada şuradan da altın alalım. Altın diyorum XP alalım. Kafam karıştı şu anda çünkü o kadar fazla odaklandım ki. Tamam kampçı 2. Ee, taş maske evet. Taş maske almam lazım. Ee, büyü bağlayan 3. Toran'ın kutusu 5. Taş maskeyi unutuyorduk lan neredeyse. Unutsaydım çok kötü bir play olacaktı benim için. Çok kötü bir an olacaktı. Altın kasacağız ya çünkü. Altın kasarak e, can toplayacağız. Ekstra. O yüzden önemli. O yüzden çok önemli. Şimdi bir daha sandık açacağız. Tık. Şey olmasının önemi yok. Ee, evolve gelip gelmemesinin önemi yok. Böyle böyle daha çok altın kasacağız. O yüzden. Orada zaman tutan var. Acil durumda alırız. Saat var yani. Yemek var. Yemeği alırım bu arada. Zaten o kadar az can yeniliyorum ki. Saniye başı yemek yesem Anca yani. Ee, içi boş kalbi fulledik. Azami canımızı olabilecek en yüksek seviyelere çıkarmış olduk. Güzel. Büyü bağlayan da bitti. Taş maskeyi geliştireceğim şimdi full. Çünkü altın kazanmamız lazım. Hani belki yumurtalar gerçekten gitmemiştir. Belki yumurta alsam faydası dokunur. Hadi yumurtalar gitti diyelim. Buradan şimdi yumurta alsak artı olarak eklenecek mi bize oyun sonunda? <laughs> Cezalandırır belki oyunumuzu. Kardeş ben senin altın yumurtalarını çalıp sen inadına altın yumurta alıyorsun. Kabul etmiyorum falan der mi acaba oyun? Opsiyonel. Ama gerçekten de altın yumurtalarımız çaldı oyun. Çünkü hareket hızım yavaşladı. Miktarın yavaşladığını hissediyorum. Daha az XP geliyor. Ben normalde öyle bir seviye atlıyorum ki bir yerden sonra. Ama yine iyiyiz en azından. 56 level. Hani bu başta aldığımız arkan olmasaydı hayatta böyle level atlayamazdık. 30-35'te kalırdık lan. İşte o yüzden arkana. Evet lanet geldiğinde ekstra risk alıyoruz ama düşmanları kestiğimizde de taş geldiğinde daha da fazla ödüllendiriyoruz kendimizi. Ben yani risk ödül şeklinde oynamayı çok seviyorum. Şu toranın kutusunu da fullleyelim de. Zaten bir seviye kaldı. Aha da düştüm. Acaba silahları falan fulledikten sonra bir şey yapsam? Çok mantıklı. Kamçı ile metoda sakrayı fullemem lazım. Yalnız almıyor mu lan? Ha aldı. Bir an yani almayacak sandım. Oradan XP'yi. Almasaydı çok alanırdım üstüme. Çok alanırdım. Level atla level atla. Ee, şunu çıkar evet bu arada Gerçekten de yumurtalarımı çalmış oyun 12 çıkarma hakkım vardı Normalde siz zaten gördünüz Vay anasını Şerefsiz oyun ya yumurtalarımı Çaldı ya Bir de 275 tane yumurta kasmıştım ha Demek ki öyle kasmak da olmuyormuş Öğrenmiş olduk <laughs> Boşa kastım <laughs> yok Altın falan kasacağım zaman e, Hayatta kalmaya çalıştığımda falan Ekstra altın kasıyorum Yani normalde çok etkili yani karakterin statlarını kalıcı yükseltiyor sonuçta. Aa yeşil ölüm geldi bu arada. Kovalıyor bizi. Ulan ister şey olsun. ister yumurtalarım çalınsın. ister yumurtalarım olsun. Fark etmez. Ben yine de keserim hepinizi. Topunuzu keserim ulan. Haç nerede? Haç burada kestik. Vallahi da kestik. Aha da sandık. Ya ben niye kampçı fulledikten sonra almadım ki? Neyse. Ama altın kazanıyorum işte. Altın altın. Altın önemli. Altın çok değerli. Direkt yukarı çıkacağım bu arada bu, e, bu idimi full sonra. Çünkü Tregisu'dan faydalanmak istiyorum. Yok fark etmez ki bu arada. Fark etmez bu arada evet. Çünkü o e, Tregüsü arkanasını en son alacağım. Öldüğümüzde güçlenmemize yarıyor arkadaşlar o yüzden. Ama ben yine de alacağım her şeyi alayım da. Öyle yukarıya çıkayım sonra bir süre seviye atlayamayacağız çünkü. Allah'tan tuğla aldık da yakıyoruz düşmanları. Şöyle alalım abi XP'leri de. Altını da. Ufak ufak, ufak ufak alacağız abi. Taç geldikçe rushlayacağız. Düşmanların içine de aha da arkana da geldi bu arada. Arkana'yı bekletmeyeceğim bu arada. Arkana'yı hiçbir şekilde bekletmeyeceğim. Çünkü e, çok altın kasacağız. Çok altın kasacağız. Nerede abi? Bu yanık. Bu ikinci yani üçüncü alacağımız arkana. Bundan bahsediyorum. Heh, bu altın gazinosu tamam. Bu saatten sonra bize kolay ölüm yok kardeş. Al. Genelde altın gazinosu. Şimdi var ya öyle altınlar kasacağız ki. Biraz kasalım da. Varo normalde Kapela Magda'da oynadığım için hani videoyu falan kesmem lazım da. Sebebini zaten biliyorsunuz. Hep farklı düşmanlar geliyor. Aynı düşmanlar gelmiyor. Hani önceki oynadığımız Kapela Magda ile şu anki oynadığımız aynı değil. O yüzden hani şu anda videoyu falan hiçbir şekilde kesmiyorum. Hani sanki burayı ilk defa oynuyormuşuz gibi kayda alıyorum. Çünkü e, şeyleri alamıyoruz. Yüzükleri alamıyoruz. Bu reddet kesmemizde ciddi kolaylık sağlayan. Ulaşması aşırı zor itemler var ya böyle aşırı uzakta olanlar. Diyorum arkadaşlar zamanı yerini alacağız merak etmeyin diye. Ha işte onlar. Onlar arkadaşlar. Aha bu arada yonca geldi lan şansıma. Güzel şans faktörünün artması uzun vadede önemli. Bakın gördüğünüz gibi daha rahat bir şekilde altın kesesi falan bulup bu sayede şeye girebiliyoruz altın gazinosuna. Ama şu an güçlü değiliz. Çünkü daha ev avlamamız gereken bir sürü silah var. Bu arada burada kalacağım şimdi. Her lanet geldiğinde burada kalacağım. Sonra XP toplayıp yukarıya rastlayacağım yine. Zaten aşağıda sandık kaldı. Hı, geldi bu arada touch. Level atlamamız yine lazım. Niye? Ee, her seferinde çünkü aç gözlüğümüz artıyor. Ve aşağımızdaki etkiler iki seviyede bir güçleniyor. Yüzde bir olarak. Yüzde bir, yüzde bir kardeş. Önce Tregus alayım bu arada. Şimdi sandık mandık düşer. Ama takibinden direkt tacı alacağım zaten. Evet ikisi de yan yana. Tamam. Artık çok daha hızlı level atlayacağız. Çok çok daha hızlı. Toparlayacağız yani. Önce taç abi önce taç. Ha şöyle ya bak düzeldi. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl hızlı level atlıyoruz şimdi. Hatta direkt tacı fullemeye odaklanayım ki. O etkiden faydalanayım hani. Zaten level atlılıkçı %1 %1. ...büyümemiz de artıyor. Koş abi koş koş. E, vakit kaybetmeyelim. Full build olmamız lazım yakın zamanda. Ama daha var. Daha çok var hem de. Çünkü daha iki tane silah daha geliştireceğiz. Evet touch fullendi. Hayırlı olsun. Tragus'u da bitti. Evet gördüğünüz gibi... Evet şimdi level atlıyoruz işte. İşte şimdi oldu. Bakın direkt nasıl aniden uçtuk. Sonuçta yüzde %40 geldi abi %40. Boru değil yani. Tam da zamanında aldığımız için de. Ekstradan altın. Gelin abi gelin 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 gelin. Gel 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 gel. Sizler artık beni korkutmuyorsunuz. Altın gazinosu olduğu sürece beni korkutamazlar. yani Bursal abiyle can dolduruyorum direkt zaten. Koş abi koş 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 koş. Level 97 olacağız. 98. Hatta yani oradaki kırmızı XP herhalde. Onun sayesinde atladık öyle halinden. Touch varken alsaydık. Aha bu arada yine Purple Death geldi. Moralim. Gelsin abi hiç sıkıntı değil. ...boss da geldi. Şöyle aşağıya... ...ha şöyle gideyim de. Bursa ne kadar vurur? Oha oha oha. Tamam tamam abi tamam. Ya abi öldüm ya. Hayır ya. Şerefsiz. Bunu yapmam gerekiyordu. Bunu yapmam lazımdı. Oha bu arada adam... Oyun bana şey yapıyor. Patlayan xp'ler yolluyor. Hani hasa vermek için bana. Ödüllendirmem için değil. Ya şerefsiz moralim ya. Pembesin lan bundan sonra. <laughs> ne alaka. <laughs> ha, sonunda bu arada. Ee, kanlı gözyaşıyla Ventus Akko'nun birleşimi. Evet, ekstra silah slotumuz açıldı. Güzel. Önemliydi bu. Şunu alayım bari da. Yoksa kesecekler beni. Ee, Pentagram mı kattı ya Mari Pentagram çok hızlı level atlatır bize ya. Pentagram abi. Yukarıda XP'leri de alacağım ya. O Pentagram'ın başta cezalandırıcı etkisinden cayarız. Ama çok XP yok etti işte. O olsun önemli değil. Şu an full level. Fullememiz lazım çünkü pentagramı. Bir de tabancaların, sekiz serçelerin falan evoblanmasıyla Gatte Amari'yi de alacağız. Aşağıya uçacağız ardından. Yani uçacağız aşağıya. Direkt. Zaten geç yararlanacağız özelliğinden. Çoğaltıcının. Bari oradan bir kurtaralım. Tamam ya şans faktörü de artıyor ya. Pentagram daha zor yok eder eşyaları. Aynen. Evet direkt 6. seviye çıkardık. 7 Yok etmez zaten eşyaları artık. Bakın gördünüz mü? Patlayıcı xp'ler koyuyor. Oyun. Üzerlerine yürüyor ki patlasın canım gitsin diye. Baksanıza abi şuna. Hasar da yiyorlar ama. Kestiğimizde ödüllendiriliyoruz yani. Şöyle biz ağrından bir çekici alalım. Etkisi bitmeden. Tacın etkisi bitmeden. Tamam 111 level. Aşağıya 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 aşağıya. Koş 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 koş. Koş hocam koş. Hızlısından koş. Çoğaltıcı lazım bize. Şeyleri çekeriz zaten problem değil. Adını siz söyleyin. XP'leri falan çekeriz o ciddi mesele değil. Ve Allah'tan hani eşyalar birbirine burada daha yakın. Hani diğer bölümlerde çok daha fazla koşuyorduk. Onu çok iyi hatırlıyorum. Evet çoğaltıcı da kritik bir eşya burada zaten. Hani zaten altın yumurtadan faydalanamıyoruz. Bari önemli 3 tane pasif silahtan faydalanalım. Olabilecek en iyi şekilde. Level 113 tamamdır. Şimdilik bitti. Ha sandık da düştü. Pentagram evolve gelirse çok iyi olur. Hızlı level atlarız çünkü. Ama eğer 8 saat falan evolve'lanırsa da God Damari açarız. Ona yer açılır. Geldi. Tamamdır. Pieragi. Pieragi de geldi. Güzel. Bekleme süresinin azalmasıyla da beraber. Tesis süresinin artmasıyla da beraber. Zaten onun etkisi bitmez. Bitmez abi etkisi. Bekliyoruz şimdi ufaktan. Ama level atlarsan da fena olmaz. Atlamada. Atlamada ama mesele yok. Evet Gaddi Amari de geldi. Aşağıda bu arada altın kesesini gördüm. Merak etmeyin. Gözümden kaçmadı o. Kaçmaz da. Ama onu e, şeyde alacağız. Altın. Yani taş maske geldiğinde alacağız. Altımızdaki yonca taş maske olduğu anda onu alıyoruz. Tamam. Çünkü daha da fazla altın ödüllendiriliyoruz. Gördünüz değil mi? Orada 1500 altın böyle bir şey geldi. Ve daha bir etki artacak. Daha bir etki artacak. Hele bir göze dönüştürelim. Şeyleri. Kedileri. Çok fark edecek o zaman. Tamamdır. Gattı bitti. Artık kafamıza göre level atlayabiliriz. Full buydiz. Sadece ve sadece ev avlar kaldı. Onlar da gelecek zaten. Onlar da birazdan gelecek. Onların gelmesiyle beraber de arkadaşlar e, Pentagram'ın da etkisiyle muhteşem ayı olarak ev zaten biliyorsunuz isimlerini bilenler. Onunla da beraber düşmanlar bize çok fazla vuramayacak yaklaşamayacaklar fazla. Yani çok kritik e, eşyalarımız var bu sefer. Önceki denememe kıyasla daha iyi bir de. Daha iyi. Bu sefer planlı bir şekilde, güzel bir şekilde düzenimizi kurduk. Yapmamız gereken her şeyi de yaptık. Bundan sonrası full le level dediğim gibi. Altı kasma, fantezi bir yerden sonra. Şu an 50k altınımız var ya artacak o. Onun için de Gattiamari'nin ev avlanması lazım. Evet, bu Şemay geldi. Pentagram ev avlandı. Bu kötü bir şey değil. Çünkü level atlayacağız sürekli. PT gramer patladığında XP'leri bizi bir şey çekecek. Artık dümdüz AFK gibi kalabiliriz yani. Evet 128, 129, 131'e çıktı aniden. Gördünüz. Arada da taş geldiğinde de koşalım tabii ki de aşağıya doğru. Yani etrafımıza koşalım. Niye? Çünkü hani patlaması gereken zamanda patlamayabiliyor ya Petegram. X bilen yerdeyken iki kat X birden de faydalanalım hani. Bu arada var mı sandık falan bir şey? Yok ama haçların olduğu tarafa gidersem iyi olur. Yani çok çok iyi olur hem de. Et level 132 hala. E tabi level atlamak giderek zorlaşıyor ama olsun da. Bu arada 3. arkanımız da geldi. Burada da uyanık alacağız. Göstermiştim sizlere zaten uyanı. Öldüğümüzde ekstradan güçlenmemize yarayacak Hani ölmemiz bile aslında Nitekim ödüllendirilmek olacak Sonuçta ee, Zırh falan da arttırıyor ya Önemli yani Hız da veriyor Bekleme süresinde azalma da veriyor Bunlar çok önemli Ne fazlasıyla önemli Birilerinin de gibi Gatliam vardı göz olsun Onu da yaballadığımız anda tamam Tamam zaten İşimiz bitecek. Şu an sadece sandık bekliyorum. Sadece sandık bekliyorum hocam. Bir de video çok uzun olacak çünkü e, o boss savaşı baya e, zorlayıcı bir savaş olacak. Hani gönül hattıyla öleyim de şey yapayım falan da diyemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. O kadar kolay olmayacak çünkü. Tamam güçlendik. Eyvallah iyi hoş. Ama e, o kadar da basit değil dediğin gibi o boss savaşı. O yüzden mümkün mertebe güçlenip çok kasılıp girmek lazım. Evet geldi bu arada. Geldi. Şiddetli açlık. İsimleri de artık hatırlayayım da. Bu arada aynı düşmanlara gelmeye başladı ama. Farklı bir şey olursa ekstra. Yine kayda girerim. Şimdilik videoyu durduracağım. Kaldığımız yerden tam gaz. Devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar. Kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Normalde video kaydına girmeyecektim ama. Baktım ki. Sarı mi küçük versiyonları gelmiş. Derim o zaman video kaydına devam edeyim. Bakın artık sadece altın geliyor ama zaten bunun bize ne kadar çok altın kazandırdığını biliyorsunuz. Bir de taş maske varken level atladığımızda daha fazla altınla ödüllendiriliyoruz. Yani hem taçla hem de taş maskeyle level atlamamız güzel bir şey. Ama tabii ki de büyümeyle taşla beraber level atlamak en iyisi. Çünkü iki kat daha hızlı da seviye atlıyoruz. O sayede de daha çok ödül alıyoruz tabii ki. Aç gözlüğümüz artıyor vesaire. Bunlar daha etkili. Dakika 25'i bekliyorum bu arada. Bakalım ne gelecek. Aha bu arada bir tane daha boss geldi. Hatta pentagram öldürmedi boss'u. Biz bir bu arada bir e, altın gazinosuna mı girsek ya? Yarım saattir farmlıyorum. Bir altın gazinosuna girmedik. Geziyorum o yüzden. Heh, Biraz geç e, aklıma geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hatta biraz fazla geç oldu. Bir 3 dakika falan yani. Vay abi geç. <laughs> bayağı bayağı geçimdi. Neyse level atlamaya devam abi. Aç gözlükten mümkün mertebe faydalanırız. Tüccar nerede? Tüccar yukarıda. Haçlara artık ihtiyacım yok bu arada. Kendim de keserim düşmanları zaten Gönül rahatlığıyla. Ölsem zaten güçleniyorum. Sıkıntı değil. Bakalım altın yumurta alabiliyor muyuz? Ben ona bakmak istiyorum. Onu bir denemek istiyorum. Mümkün mertebe. Daha güçlü bir şekilde gireriz boss'a. Tabi eğer oyun izin veriyorsa. Oyun izin veriyorsa tabii ki. Oyun izin vermiyorsa çünkü şey yapamayız. Altın yumurta alamayız doğal olarak. Şöyle. Bu arada hala... Boss bizi takip etmeye devam ediyor. Tüccar da burada. Alabiliyormuşuz lan. Güzel. En kötü oyun sonunda hani etkilerinden faydalanırız. Onu da öğreniriz. Onu da öğreniriz. Şu bossu artık keselim ya. Sandığından altın falan alırız. Evet kestik bu arada. Tamam kestik güzel. Ben yine bir video duracağım arkadaşlar. Aynı düşmanlar geliyor çünkü. Boss'u da kestik zaten. E, altın gazinosuna gireceğim bir de bir daha. Mümkünse altın kasacağım. Kaldığımız yerden dakika 28.30'dan falan devam ederiz. <laughs> evet sevgili arkadaşlar tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, dakika 28.30'a geldik. E, artık ciddi anlamda düşmanlar bizi zorluyor. Ahlattan altın yumurtadan biraz faydalandık da. Bir de tabii öldüğümüzde güçleneceğiz şimdi. Uf, atladığımız level'ı gördünüz mü arkadaşlar? 182 level'ız şu anda 182. Ya bir altın gazinosu gelse ama. Yani çok iyi olur. Aha da bu arada şimdi full detler kovalıyor. Küçükler geliyordu, büyükler geliyor şimdi. Bir de büyük iblisler falan geliyor. Ha geldi bu arada altın gazinosu. Yani bu dakikada almak çok işe yaramaz da. Öldük direkt, direkt öldük. Çüş. Ne olduysa direkt öldük orada. Kaç abi, kaç aşağıya kaç. E ee, haçlar nerede? Abi haçları gösteriyor. Galiba belli noktalarda buradalar. Hani burada düşmanları fırlattığımızda falan patlama yapıyor ya. Galiba onlar. 20 saniyede hayatta kalmamız lazım. Ağlattan terelgüsu var. Bir de reklam izleriz en kötü de Yine de ölmeyelim la kardeş. Ölmeyelim la kardeş. Neyse ki can çalmamız falan var. Bir kez daha patlasın pentagram. Patladı son anda. Evet dakika 30. Dakika 30. Reddet gelmedi. Mekan değişiyor. Geliyor abi. Boss geliyor. Aha da geliyor. Canımız fullendi. Bekliyoruz abi boss'un gelmesini. Valla ben bedava can dolduruyorum. Sıkıntı yok. Fullüm. Evet gelmesini bekliyoruz. Aha geliyor. Aha bakın ölüm ölümlere gördünüz. Birleşimi geldi. Aha. Aha da geldi. Lanetle beraber var ya bizi yok etme ihtimali var ya. Adam ölüm ordusu yolluyor ya. Lan det ordusu yolluyor. Aa şey itemlar da var. Itemlar da var. Olur. Itemlar yerinde duruyor bu arada. Sadece arka plan değişti. Tamam olur. Faydalanalım abi. canımıza azaldığında yemek de yeriz. Gazinoya da gireriz. Abi orada üstümüze, üstümüze 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 fırlatıyor. Aman abi oha direkt öldüm. E çok normal. Ama canlanabiliyoruz. O kadar da değil canlanabiliyoruz. Ama yani nerede olduğunu görmekte zorlanıyorum. Bir de buradan da çıkamıyorum. Çok can kaybederim diye korkuyorum. Bir de vurdukça altınımız mı artıyor? Evet. Ya da başka bir şey öldürüyoruz. Bilmiyorum. Bir şeyler yapıyoruz ama kaç. Abi dört bir tarafımı sardı ya. Lavuk dört bir tarafımı sardı direkt. Aman 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 kaç. O kadar da değil. Çarpmaz ateşi altında da kalmayalım. Bir daha gazino. Bir daha gazino hocam. Kaç? Ama güzel vuruyoruz. Genel olarak güzel vuruyoruz. daha vuruyor. Ee, bizim can çalma itemlarımız vuruyor. Pentagram vurması çok da önemli değil ama vuruyor. Özellikle ve özellikle tabancalarımızın evolu hali. bayağı bir vuruyor. Bir de Vento Sacro'yu da evrimleşmiş halinde tabii ki. Şöyle kullanırsak çok fazla vuruyor. Bekleme süresine de girmiyor hiç zaten. Yani çeyrek saniye falan giriyor. Sonra tekrar tekrar saldırıyor. Başka ne yolluyorsun abi? Ölmüyor bu orada. İki dakikadır ölmüyor bu orada. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama. Ne kadar güçlü olduğunu siz düşünün. Metagram patlaması etki zaten. Onu söylemiştim. Şöyle bir bakınalım etrafa ya. Güzel. Canımızı direkt fulliyoruz hani altın gazinosu sayesinde. O yüzden çok kritik. Ne zaman öleceksin acaba? Çok merak ediyorum ama. Çok vuruyorum ama. İki buçuk dakikadır ölmüyor. Ve çok fazla vuruyor. Kaçmaya devam et. Can full. Bu sefer oyundaki itemları üstümüze fırlatıyor. Yani ölümlere doymadı, itemları fırlatıyor. Bakın silahları fırlatıyor. Yani kullandığımız silahları, silahlardan kullanmadıklarımıza kadar hepsini yolluyor. Gözümden kaçmadı. Biz bu oyunu boşuna oynamadık. Biz bu oyunu boşuna oynamadık. O yüzden seni keseceğim. Hatta ölmem okey şu anda. Ölmem okey. Çıktı Rex'i var. Çünkü trek su var abi. Ve hala da candan bakkım var. Keşke daha erken ölseydim bir tık. Yani kesmemizi hızlandırırdı. Ama bitti bu orada. Aytı fırlatmıyor artık. Alev atıyor. Karanlık marandık bir şeyler atıyor. Görüş açımı kapatmaya çalışıyor. Aa ölmüyor 3 dakikadır. Hatta 3,5 dakikadır. Neymiş ya? Bir tane hani hasar veren ne varsa aldık. Ispanak tercih etseydik fark ederdi ama. Ama bu sefer de evolvları yapamazdık işte. Evolv yapmak varken ıspanak almak hiç mantıklı değil. Hatta ölürdük yani. Buraya varamadan ölürdük. Şunu bir alayım. Güzel. Bir de lanet de geliyor ya. iki kat daha fazla can oluyor. Tabi o kadar çok fazla level atladığımız için de e, 185 184'ten şey yapın %92 ekstra lanet bu da %92 canının artması demek zaten o yüzden ölmüyor ama öldü nice kestik Uha, Yat aşağı Aha kitap düşürdü Büyük ikinci silahların sınırlarının ötesinde seviye atlamasına kalıcı olarak izin verir. Bölüm seçimde, seçiminde etkinleştirilebilir. Aha artık full build olduktan sonra güçlenebiliyoruz yani. O oyun bizi alkışlıyor. He he ikinci kez alkışlandık. Birincisi sarı işareti aldığımızda ikincisi bu. Bu arada dan dan ölüm çanlarını çaldığı anlamına geliyor. Bakın ekran yakınlaşıyor. Ekran yakınlaşıyor zaman da durdu. Burada e, Red Dead'den daha üstün bir varlık geliyor arkadaşlar ilk defa. E, direkt olarak White Dead. Bakın hiçbir şekilde gözükmüyor. Gördüğünüz gibi. Arkasından kaçmaya çalışırsak daha hızlı koşuyor. Ve direkt tek atıyor. No, ne pahası olursa olsun tek atıyor arkadaşlar bakın. Hasar da yemiyor. Red Dead gibi değil yani. Oyundaki en güçlü varlık bu o yüzden. Ama dokunamıyoruz hiçbir şekilde. Kapela Magda'daki son düşmanı da öldürdük. Büyük İncil'i de bulup e, ekstradan iki başarıya daha imza attık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada altın yumurtalar sayılıyormuş güzel. Evet hayırlı uğurlu olsun abi büyümemiz falan. İyileşmemiz arttı galiba evet. Neyse e, geriye kaldı 12 tane başarı. Ama tabi daha açmamız gereken şeyler de var. Yavaş yavaş zaten bu kalan başarıları da açıyor. Olacağız. Bu bölümlük benden bu kadar. Çok uzun bir bölüm oldu ama bayağı keyifli bir bölüm oldu. Sonunda diyerekten Capella Magna'daki son boss'u da kestik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Aldıysanız ve Destek olmak isterseniz de. Bakın burada limit kıran geldi. Neyse videoya bir beğeni bırakmayı kanalımıza abone değilseniz de. Ne yapacağınızı zaten çok şey biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmasından ilerisiniz. başka üslerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Sıradaki bölümde kemik mezarlığını oynayacağız bu sefer. Orada çünkü çok önemli bir item var. Onu almamızla beraber. Oyunda başka mekanikler de açılacak. Evet tekrar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bak. Bunu unutmayın unutmayın. kalın.